Teknoseyir'e hoş geldiniz. Murat Berlin'de IFA 2016 fuarını evet. gezdin. Bize şimdi gördüklerini getirdin. Evet, iki bölüm yapacağız yine klasik. Şimdi ilk bölümde biz tabii Sony'ye gittik, Sony mobil kısmıyla gittik. Orada onların misafiriydik. Öyle. İlk bölümümüzde o yüzden Sony standında ben detaylı gezdim. Onu konuşacağız. Sonra bir de tabii genel olarak kimler vardı, onu konuşacağız. Şimdi fuar Berlin'de gerçekleşti. Berlin'de gerçekleşiyor. Eylülün ilk günlerinde. Evet. Burası işte ilk günde kapının önündeyiz. Bütün basın mensuplarıyla bekliyoruz. Çok herkes orada. Bütün dünyadan basın. Ee, evet. görüyorsun işte herkes Çünkü yer kapmaya çalışıyor. Çünkü çok kapsamlı bir fuar. Bu bilgisayar fuarı falan değil. Evet çok Elektronik her şey Elektronik fuarı. Her şey var. Galiba şeyle başlamış. Radyo. Radyo fuarı tabii. olarak başlamış. Tabii, radyo. Şimdi. Sonradan işte. Patron geldi. Kazuhira'yı çıktı. Anlatıyor. O anlattı zaten çoğunu. Ee, ürünlerin. Bir sonra arkada işte sunumdan sonra sunum şeyine geçiyoruz. Alanına geçip orada tek tek ürünleri deneyebiliyoruz. Burası genel bir görünüş. Bayağı da büyük bir alan. Şimdi peki ne var yeni? İlki e, bu. Abi e, XZ Sony'nin Xperia serisinin son telefonu. E, XZ yani 6'nın Z6 mı bekleniyordu? Z6 mı olacak derken o hibrit çıktı. Yani X serisine devam ettirecek mi, ZM olacak derken ikisini birleştirdiler, XZ ikisi yaptılar. Hı. Ama bayrak gemisi yani bu Sony'nin en yüksek telefonu oluyor şu anda. Ee, tabii ki daha hani piyasaya çıkmasına var ama işte biz orada bütün örneklerini e, e, bütün çalışır vaziyette kullandık. Gümüş şöyle ZM. evet, çeşitli renkleri var. O gümüştü. Ben biraz açık renk seçiyorum ki üstündeki e, sensörü şusu bu belli olsun. Şimdi e, şöyle sana biraz özellik sayayım. Snapdragon 820 bunun e, işlemcisi. 3 GB RAM'i var. 32 GB depolaması var. Ama bütün sunumda hiçbir şekilde bunlardan bahsedilmiyor. Tek bir şey var abi. E, şey fotoğraf. E fotoğraf. Fotoğraf, fotoğraf, fotoğraf. fotoğraf. E, niye diyeceksin? Çünkü bunu, bu aletin 3 tane sensörü var. Bir tanesi bildiğin kamera. Çekiyor. Diğeri e, mesafe ölçüm. O da işte hmm. lazerle yapılıyor. Range finder. Evet. E, çok hızlı odaklanmasını <laughs> sağlıyor. Diğeri de... E, RGB sensörü o da renklerin doğru çıkmasını sağlıyor ve bunları çok hızlı bir şekilde yapıyor. İşte bak burada çekim hızını görebilirsin. Kapalıyken, şöyle bastığın zaman, şurada bak çektim. Hop, 50, 0, Yani bir saniye sürmüyor e, bir fotoğrafı. Denkrenşöre bakarak standby durumundan bahsediyorum hmm. çekmesi. Çok hızlı odaklıyor, çok hızlı çekiyor. Bir de şey var bunun, e, takip özelliği var. Yani bir objeyi yakaladığı zaman bırakmıyor. Ha, sahne içinde. Evet. Ki bak arada engeller çıkıyor önüne. Kesiyor yani görüntüyü evet. ama ona rağmen hiçbir şekilde bırakmıyor. Bazen kaybediyor sonra yine buluyor. Evet buluyor. Bu özellikler daha önceki Xperia'larda olmayan özelliklerdi. Şimdi buradaki diğer konuda şu optik stabilizasyon yine yok. Ama onun yerine 5 yönlü stabilizasyon ama elektronik olarak var. Ben yine ya yine mi olmadı derken orada test etme imkanı buldum. Videoda çalışıyor sadece ve düzgün çalışıyor. Yani optik stabilizasyon kadar iyi çalışan bir elektronik stabilizasyon var bu cihazda. IP68 suya dayanıklılık var. Bak o biraz terk ediliyordu. Zaten kapaklar bu, bu var yine kompakt görülüyor. Kapak modeli. kapaklar şey artık hani onlar kalmış yani çok da o şeye ihtiyacın yok. Yine içinde portları açıkta duruyor. Type C'ye geçildi bu makinelerle. nihayet bir de Kunovo'nun Adaptive Charge özelliği geldi. Onu çok ön plana çıkardılar. Buralar biliyorsun e, telefonların bataryaları çok gündemde. Evet. Bu sistem şöyle çalışıyor. E, senin e, telefonu şarj etme alışkanlığına göre telefonu e, akılsızca diyeyim şarj etmiyor. Biraz duruyor işte, %90'a kadar geliyor, duruyor. O onu daha yavaş şarj ediyor gibi. Hmm. E, pilin, yanlış anlaşılabilir, pilin günlük kullanım ömrünü değil, pilin kendi ömrünü. E, uzatıyor yani kapasitesini düşürmüyor evet. akıllı şarj ederek o da işte bu e, şeyde X seride var bir diğer telefon bu kompakt versiyonu bu da X'e geldi e, X serisinin kompakt versiyonu yoktu fakat bu birazcık daha e, şey plastik bu mesela diyelim metalken evet. evet bu plastik e, snapdragon 650 var bunun içinde dolayısıyla bu birazcık şey e, orta seviye bir telefon olarak çıkıyor. Üst seviye kompakt isteyeni hala Z5'in kompaktını verecek Sony. 4.6 inç. Devrimci bir özellik fotoğraf dışında yok. Yok herhalde. Devrimci özellik yok. Hatta şey var. Hani tasarımına baktığın zaman bildiğin Xperia tasarımı. Hani orada da bir şey yok. Bir tek şeyi söyleyebilirim. Burada anlaşılmaz o. E, yuvarlak. Yani yüz yuvarlak bir şey. Yani köşeler yok. Evet. 90 e, derece değil. Evet ve tuttuğun zaman anlayabildiğin bir şey ya diyorsun güzel bunun tutuşu. 90 derece de yuvarlatılmış. Ya, evet, yuvarlatılmış. yuvarlatılmış. Ee, böyle bu telefonlar gelecek bize de hani testini yapacağız yine şey klasik dokunmatik e, parmak izi okuyucusu falan var. Bu Xperia Compact'ın e, X Compact'ın e, şeyisi özelliği X e, XSD olan kamerası aynen duruyor. Yani tamam geri kalanında Snapdragon 820 falan yok belki ama fotoğraf konusunda birebir aynalar Evet. Sony'nin en çok öne çıkardığı şey bunlar da oydu. Bu da siyah versiyonu aynısının kompaktın. Bu ne? şimdi Kahve resmi çıktı. Evet, bu agent. Bundan konuşuyorsun. Bu senin yardımcın evdeki. E, diyorsun ki bana kahve yap. E, kahve makinesine bağlı bu. Ona komut veriyor. O da sana kahve yapıyor mesela. Buna o örneği yapmışlar. Nesle ile anlaşmışlar. Çıktı. Şimdi şöyle, burası bu doğru. ekranda evet e, sen şey yapabilirsin. Kahveye geliyorlar. E, telefon konuşmalarını cevaplayabilirsin. İşte trafik durumunu söylüyor, hava durumunu söylüyor, hmm. evdeki sıcaklık durumunu. Yani ne kadar sensörün varsa işte bağlıyor, e, ona ve sana bilgi veriyor ve komut sesli komutla çalışıyor. Evin e, ne diyeyim, kahyası. Tam, tam olarak o zaten Ama işte bak gözleri gözleri var. Akıllı bu, ev olacak. Benim eve getirip koyduğunda bir anlamı yok. O sensörleri. Tabii. Yönetebilecek termostatları yönetebilecek Aynen bir ortam öyle. olacak. İlginç. Sesle kontrol ediliyor. Sesle kontrol ediliyor. Ee, şu var tabi de henüz tahmin edeceğiz. üzere Türkçesi Mülkçesi yok bunların. Evet. Ee, bir de onun hatırlar mısın? Gündemde bahsediyorduk. Kulağın içine fısıldayan e, nı var. Azistan sesli. Hmm. Ama o, o da vardı da burada şimdi yok göster şey yapmadılar. E, bu ev için olanı. Bir de işte senin kişisel adistanı var, o da kulağına söylüyor gönderdiği bilgileri. E, şimdi Sony bu fuarda birazcık fazla özüne dönmeye başlamış. E, yani sadece telefon yok tanıtmadılar. Şimdi bir defa televizyon boyutu falan da var işin evet. ama oradaki ürünlerin hepsi zaten tanıtılmıştı. Yani ifada duyurulan ürünler değildi. Doğru. Ifada ne duyurdular dersen sesle ilgili çok ürün duyurdular. Mesela bunlar e, yeni Walkman'ler ve e, WM1 serisinden ve şey Walkman'ler e, üst seviye bunlar yani üst düzey cihazı, bunu evet. alan adam hani ona göre kulaklığını da alıyor ki odun da yapmışlar. E, MDR-Z1R süper bir kulaklık deneyimleme şansı buldum. Bu da e, kulaklık amplisi. Kulaklık Böyle bir alan yapmışlar içeriye giriyorsun biraz daha öz, izole fuardan. Burada oturuyorsun, dinliyorsun. Çeşitli aletlere bağlı kulaklıklar. Hem Walkman'e bağlı, işte bir tanesi bilgisayara bağlı. bu da kulaklığın işte kendisini görüyorsun. Çok iyi oturuyor kulağına. Bunda şey yok. Noise cancelling falan yok ama tamam. kendi izolasyonu çok başarılı zaten. bu tamamen ses kalitesi için üretilmiş bir şey. Bu da parçalara ayrılmış hali. Fuarda olunca böyle şeyler gösteriyorlar. çok kolay bulamayacağım bir şey. burada işte ben kulaklığı Walkman'le denedim. E Ses kalitesi aslında Evet, muhteşem. <laughs> Aktarma şansım yok tabi bu bilgiler Yani deneyimlemek lazım ama e, bu alet Hayres audio. Hayres audio'da şöyle bir özellik var. Sen illa Hayres bir ses kaynağına muhtaç değilsin. Sonra diyor ki ben senin dandik MP3'ünü bile alır, düzeltmesini yapar. E, işleri işler konuları diyor. Tabii ki hani iyi kaynağın yerini hiçbir şey tutamaz tabii. Da. Buradaki deneylerin e, şeylerin müziklerin hepsi fılak falan zaten hani e, denediklerin. Bunlar tabii şöyle şimdi günümüzde en kötü telefon bile MP3 çalıyor. Evet. Özel bir beklentisi olmayanlar onunla tatmin olacaktır. Tabii. Bu hakikaten yüksek kaliteli ses. Tabii, isteyenler tabii. için bu, bu ekipmanlar e dolayısıyla e, hiçbir ucuz şeyler değildir. Şimdi orada da ucuz insan, şeyler değil. Fiyat konuşulmuyor. Yok. Zaten belli olmuyor yeni şeylerin fiyatı falan ama bunların ucuz şeyler olmadığını, Çok şey, meraklısına evet. özel ürünler olduğunu tahmin ediyoruz. Tabii ki öyle. İşte bak veriyorsun Flag 48 kHz 24 bit çaldığını şeyler. Evet. Biraz şu arayüzünün hızlanmaya ihtiyacı var gibi geldi bana. Ee, bazen hani bastığımız zaman tepki alamadım ama şey genel olarak bir şey deneyimi var hani, ee, tatmin edici bir deneyim şu anda sunuyor. Bunlar piyasaya çıktığında bize de gelecek bakacağız. Ee, Güzelmiş. Bu da şey kulaklık amplisi. Evet. Yani kulaklık amplisine ne gerek var diye düşünüyorsun ilk başta ama e, işte bu da senin güzel bir kulaklığının olma şartıyla evet. ses seviyesini daha da arttırıyor. Ben hatta şeyi sordum ya yani hani bu, Ben zaten Walkman'i aldım direkt kulaklığımı da ona taktım. Buna daha gerek var mı? Bunu da alırsan farkını görürsün diyor. Onların iddiası bu. Hmm. Daha bile üstüne çıkaracak diyor. Bir sürü giriş çıkışı var tabii tahmin edeceğiniz üzere. Hatta işte şeyler vardı orada böyle onların da içine açmışlar giriş çıkışlarını görüyorsun. Ya tabii şimdi kulaklık amfisi full bir amfi kullanamadığın bir durum varsa, evet, sinyali güçlendirmeye Hiç, yarıyor. Tabii. Bunun, onun diğer tarafında pickup da olabilir. He, evet. Sadece hani telefon falan. Hatta hani hiçbir zaman telefon falan olmayacaktır. Pickup pick up olacak söz. Hani deck dek, yani. tape olabilir. Tabii tabii tabii. Ee, onun sinyalini onu çünkü hani pick up'a doğrudan kulaklık takamazsın. Evet. Ee, tabii içinde amfisi olan öyle tüketici ürünleri de var da bizim konuştuğumuz hi-fi ürünlerde pick up'tan çıkan sinyal çok zayıftır. Onu mutlaka güçlendirmen gerekir dinleyebilmek Doğru. için. İşte ya bir esaslı bir amfi koyarsın ya da hani ya ben öyle hoparlörlerim falan yok ama dinliyorum dersen, işte kulaklıkla dinliyorum dersen, kulaklık amfisi devreye giriyor. Senin gülüyorum. dediğin maksat nedeniyle o az önce gördüğün odaya... pickup falan da konmuştu. Onlar da bağlanmıştı buna. Tabii. Ee, yine senin dediğin gibi pek yine ucuz cihazlar olmayacaklar tabii, ama tabii. meraklısına ürünler bunlar. Tabii. Herhalde açık evet. açık da gösteriyorlar hani her şeyini. Güzel. Bak bu da şeyin içi. Telefonum. mu ee, Çünkü şeyin, Walkman Walkman için. içi? Walkman'in içi. Volkman artık tamamıyla dijital evet. bir ürün haline geldi. 128 GB, 256 GB modelleri var. Güzel. Kendi depolamaları. İşte bak gördün mü? Pikaba var. Evet. Güzel. Burada işte analog şeyini göstermiş. Bağlantı bu, çeşidini. Hani çok az tüketilecek bir ürün. Öyle. Çok e, müzik kalitesiyle, hı hı. müzikle e, çok hani incesine uğraşan, derinlemesine uğraşan insanların ilgileneceği bir şey. Normal bir Bizim ortalama izleyicimiz işte bilgisayardan müzik dinleyen, telefondan aktaran MP3'leri falan bir kullanımı olmayacaktır. O iyi bir kulaklığı doğrudan takarak on daha Tabii. çok dönüş alır. Kesinlikle. Burada yine tanıtılan ürünlerden bir tanesi de Sony'nin bu noise cancelling kulaklıkları. Bu çok güzel bir şey. Hani yine keşke hani denebilse herkes ama Sony Center'ları genelde koyuyorlar. Sesi o kadar iyi kesiyor ki Sony bir mod koymak zorunda kalmış. Hafiften veriyor sesi içeri. Eğer Çünkü istersen. Çünkü öbür türlü arkadan gelen arabayı, <laughs> yandan gelen arabayı görmüyorsun. Görmüyorsun, evet. Ee, öyle bir şey yemek yapmışlar. Kablosuz bu arada, onu da söyleyeyim. Ve dokunmatik şeyle, e, kontrolle. Do, kontrolle çalışıyor. Çok güzeldi. Ee, bunlar, bunlar herhalde Bluetooth. Bluetooth'lar. Bunlar hatta ürünler. bizde incelemesi çıkan ürünler. Şu Soundbar. Soundbar televizyonun önüne evet e, koyduğumuz hoparlör sistemi vali subwoofer birlikte. Bu pickup bu satışta olan bir ürün zaten. Turntable. USB ile çalışıyor ama kendi üzerinden de çıkış veriyor. Tamam. Bunların işte o, orada var. evet deneme alanları vardı. Burada tabii ses vermiyorum da şimdi iki kanal. Evet. Sony'nin yeni hoparlörleri. Burası da şey bas için ayrı bir deneme odası yapmışlar. Bunlar şu an ses çıkarmıyorlar. İçeriye giriyorsun odaya orada basa boğuluyorsun. Bunlar az önce söylediğim monitör televizyonlar. Her inçini getirmiş adam. Televizyondaki şey ne peki? Trend HDR. Ne? HDR abi. Sony için zaten HDR. Ee, geri kalanları da ona yer veriyorlar ama şu anda Sony en çok HDR yöne çıkarıyor. 4K'da herhalde standart Tabii. artık. Ve tabii 4K'ya upscale etme Sony'nin en önemli özelliklerinden biridir. Bu ikisi şu andaki son trendler. Şey değişmiş mi X Reality Pro işlemcisinin üzerine daha X1 diye bir şey mi gelmiş? Ya o şey bu aslında bunlar daha önce birkaç ay önce biz hatta lansmanına gittik bu, tanıtılan ürünler yeni işlemci var. Ek olarak paneller de yenilendi. Panellerin de Hı. siyahları daha güzel artık. Yani OLED falan yok Sony'de ama gerçekten o OLED'e yakın siyah verebiliyorlar. Üst düzey modellerinden bahsediyorum. Tabii. Şimdi bunlar haricinde orada ne gördüm? Bir alanda Sony'nin VR gözlükleri var şeyler. PlayStation'a bağlı. Deneyimliyorsun. Şimdi herkesin sana soracağı bir kere PlayStation 4'ün Slim'i orada var mıydı? Yoktu. Bir de PlayStation 4'ün yenisi. O da yoktu. Çıkacak Bunların olarak. lafı dahi yoktu. PlayStation zaten gözükmüyor. Sadece hep bir şey görüyorsun. Gözlüğü takıyorsun, oyun hmm. oynuyorsun. VR olarak vardı PlayStation yani. Anladım. O zaman biraz geri çekmişler herhalde ee, ya da VR'a VR odaklanmışlar. VR'a odaklanmışlar. Ya tabii Onu... şimdi şu var hani sözünü kestim. PlayStation 4'ü sergilemenin bir anlamı yok. Hani herkesin, ev, çarşıda her yerde, yani. çoğu kişinin evinde. O yüzden değişik bir şey sergilemek lazım. — We yeni. — Saat vardı orada hmm, akıllı ama saat. evet henüz şey değil, daha piyasaya sürülmeye hazır değil, daha deneme aşamasında. Sadece kendi watch face dediğimiz kısmı değil, kayışının bile rengi değişiyor. Hani hmm. öyle yapmışlar. Enteresan bir girişimdi, bakalım nasıl olacak. Diğer taraftan hani baktığım zaman şey var. Bir tane hoparlör yapmışlar ama içinde ışığı yanıyor. Böyle onu ilk baktığında hoparlör olduğunu anlamıyorsun falan. Böyle dekoratif malzemeler yapmışlar. Aynen. Ama genel olarak Sony standında... Bu sene bir müzik ağırlığı çok barizdi. Fotoğraf makinesi yok muydu? Fotoğraf için ayrı bir stand var ama yeni ürün olmadığı için yani Hı. o böyle bir stand. Hani bu kadar Ve bir RX stand. RX100 Mark 5 falan bir şey çıkmadı mı? Yok mi? onlar yoktu. Aynen. Olan şeyler işte. Yani adamın tanıttığı fotoğraf makinesiyle ben işte video çekiyorum zaten. Hani A6300'de falan. Ama tabii denemek isteyenlere getirmişler örneklerini. Ee, yeni olanlar bunlardı. Ee, telefonla ilgili ben zaten ayrı bir video yaptım. O yüzden şimdi burada ben geri kalanına biraz evet. ağırlık verdim. Ee, XZ e gelecek. Bakacağız. Fotoğraf konusunda iddialı geri kalanı tamamen bildiğin Xperia. Kompakta şey olmuş. Ucuz kompakt isteyenlere bir çözüm olarak çıkmış. Evet. Ya, onun dışında başka da bir şey yoktu e, telefon kısmında. Böyle yani tabi e, genel olarak bu ürünlerin bayağı bir kısmını biz inceleyeceğiz önümüzdeki dönemlerde. Doğru bir sene boyunca Evet. E, dalga dalga gelecek. Sony'nin ifa macerası böyleydi genel olarak. Peki birazcık e, telefon üzerineymiş ses üzerineymiş. Ses ve telefon üzerineydi. Bir önceki sene fotoğrafta falan evet. yeni şeyler vardı ben geçen sene oradaydım işte RX100 Mark 4 diğer tarafta Alfa 77 miydi? Şeyler çıkmıştı. Sen 99 7'ler çıktı. 99 yoktu. 7'ler çıkmıştı, falan. Çıkmıştı. Daha bir böyle aksiyon kamera çok ön plandaydı. Evet. Bu sene demek ki evet. onlar yeni üründe olmayınca tabii tamam, var. alanda ona harcanmamış. Çok az bir alan harcanmış. Yani bağırmıyorsun ama oraya gidince görüyorsun. Evet. Bağırılan şeyler bunlardı. Biraz da daha mı küçük acaba? Tabii şimdi geçen sene ben vardım. Bu sene sen varsın. Direkt karşılaştırmamız zor ama Yok yoksa ya. aynı mı? Aynı aynı. Çünkü Hı. salon bile aynıydı. Hani hep aynı yerde yapıyor salon seçimini Sony. Herhalde o zaman değişmedi. Değişmedi. Peki. Böyle yani tabii. Peki. Bir sonraki bölümde genel olarak neler gördüğümüzü. Fuarın geri kalanını evet. senden öğreneceğiz. Evet. Peki. Onu da bir an önce dinleyelim senden.